Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kamyonet kasasındaki meşhur fotoğrafı bugünlerde yeniden gündemde efendim. Yanıtı aranan soruysa şu: o gün şoför koltuğunda kim vardı? İki kişi de ben diye ortaya çıkınca taraflar mahkemelik oldu. O araba benim. Ben taşıdım dediniz. Ben onu anlamadım ya. Yalan söylüyorsunuz. O kamyonetten bir cumhurbaşkanı, iki başbakan, bir bakan çıktı ama şoför koltuğu paylaşılamadı. İki vatandaş o fotoğraf karesi yüzünden davalık oldu. Yıllar sonra birisi çıkıp resme sahip olmuş. Demiş ki o aracı ben satın aldım. O aracın şoförü benim diye. Yalan söylüyorsun kardeşim. O kamyonetin şoförü bendim. 1990'lı yıllarda çekilen fotoğraf karesinde Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan bir kamyonet kasasında görülüyor. Yanında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan var, ikili seçim çalışmasında. Yer siteler itfaiye meydanı önü. Erbakan Hoca arabada selamlarken kamyonet kenarda duruyordu. Kiralık bir kamyonet. Evladım şu kamyoneti getirin dedi. Biz de hemen gittik, aracı getirdik. Fotoğraf seneler sonra yeniden gündeme geldi. Çünkü Gebze'de ticaret yapan Cevat Sayan o aracın şoförü olduğunu iddia etti. Ama bir başkası da aynı iddiadaydı. Niye yalan söylüyorsunuz, ben onu anlamadım. Ya ne yapayım, o öyle gereksin. Çok büyük para kazandı. Bir yerlere gelmek için bu yalanı uydurmuş. Ankaralı Alper Aksoy o sürücü bendim dedi. Cevat Sayan'ı mahkemeye verdi. Yani o meşhur kamyonetin gerçek sürücüsünün kim olduğu yargı kararıyla ortaya çıkacak. Bu arkadaş da esnaf, lokantasına falan bu resmi asmış. Tabii bundan bir şeyler elde etmiş.